Eski zamanların psikolog kitaplarından bazıları üzerinde duracağız. Modern zamanlarda psikoloji var, psikologlar var ama eski dönemlerde ruh sağlığıyla ilgili kitaplar var. Bu kitaplardan bazı alıntılar okuyacağız. Ebu Zeyd Ahmet el-Belhi Beden ve Ruh Sağlığı kitabı, klasik bir eser. Ebu Zeyd Ahmet el-Belhi bize bir yöntem önerecek. Ruhun tedavisinin iki türlü olduğunu söyleyecek. Birisi içeriden tedavi, yani içeriden telkinle tedavi, kişinin kendine yaptığı telkin. Bir diğeri de dışarıdan aldığı telkinler. Dolayısıyla psikolojimizi iyileştiren iki yönlü telkin var. Biri kendimizden kendimize, birisi de dışarıdan içimize doğru. Dışarıdaki telkinleri tabii ki seçme hakkımız var. Doğru telkinler seçme gibi bir vazifemiz var. İç dünyamızı da ıslah edip, kemale erdirip, oradan doğru telkinlerin çıkması için ruhumuzu, nefsimizi terbiye etme çabamız söz konusu olmalı. Ebu Zeyd Ahmet el-Belhi, Beden ve Ruh Sağlığı kitabının bir bölümünde bize bir harita çiziyor. Ruhun tedavisi iki türlüdür. Birincisi içeriden tedavidir. Bu ruhsal hastalığın tedavisi için insanın kendi içinden harekete geçirdiği düşüncelerle olur. İkincisi dışarıdan tedavidir. Bu da bir başkası tarafından yapılan ve hastalık üzerinde etkili olacak öğüt ve telkinlerledir. Dışarıdan gelen destek tedavisi, içeriden kaynaklanan destek tedavisinden daha faydalı ve etkilidir. İkisini de öneriyor aslında Ahmet el-Belhi. Dış telkinlerin de öneminden bahsediyor, iç telkinlerin de öneminden bahsediyor. Ama hangisi daha etkilidir diye sorarsak, dışarıdan gelen telkinlerin daha etkili olduğunu söylüyor. Bunun gerekçesini şimdi açıklayacak. Çünkü insan dışarıdan aldığı telkinleri kendi ruhundan gelen telkinlerden daha çok kabul eder. Kabul konusu, telkini kabul etme, telkinin etkisi bakımından önemli bir konu. Kendi içimizden gelen telkinleri bazen değersiz buluruz, kabule uygun bazen bulmayabiliriz. Ayrıca dışarıdan aldığı telkinler kendi içinden gelen telkinlere göre daha arızasızdır. Diyelim ki bir Beden ve Ruh Sağlığı kitabı okuyarak kendimize telkin yapıyoruz. Oradaki arızalar daha azdır. Bazen de yoktur. Kur'an-ı Kerim'le kendinize telkin yapıyorsanız arıza yoktur. Sünnet-i Seniyye ile hadis-i şeriflerle yapıyorsanız arıza yoktur. Velilerin kitaplarıyla, telkinleriyle kendinize telkin yapıyorsanız arıza azdır. Yok denecek kadar azdır, bazen yoktur. Fakat içimizden gelen telkinlere nefis karışır, şeytan karışır, vesveseler olur. Desiseler olur, zanlar girer, vehimler girer. Onu tam olarak doğrultamayabiliriz. Yetişme tarzımız, fıtratımızdaki bazı hastalıklar devreye girer ve kendimize yaptığımız telkin bazen bizi aşağıya doğru çekebilir. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız telkinlerin hem gücü daha fazla, hem kabul ihtimali daha yüksek, hem de arıza yönüyle daha arızasızdır. Dışarıdan alınan destek daha etkili olsa da daha kuvvetli bir tedavi için insan aynı zamanda kendi düşünceleri üzerinden kendine yaptığı öz telkinlerden de geri durmamalıdır. Ebu Zeyd Ahmet el-Belhi iki taraftan da mahrum kalmamamız gerektiğini söylüyor. Çünkü insanın iç dünyası da aslında insana önemli şeyler söyler. Kur'an-ı Kerim'de فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا buyuruluyor. Aslında insana takvasını da iyiliğini de kötülüğünü de bildiren bir iç sistemi var. Biz buna vicdan da diyoruz. Onun bize sağlıklı şeyler söylemesi mümkün, önümüzü açması mümkün, içimizin sesini duyabilmemiz mümkün. Çünkü orada vicdan dediğimiz bir fıtrat-ı zişûr. İnsanın içinde bozulmamış bir yapı bize çok önemli şeyler söyler. Onun sesini kısmamamız gerekir. Oradan beslenmemiz gerekir. Fakat bir diğer taraftan da kitaplardan, eserlerden, manevi büyüklerimizden, onların telkinlerinden, tavsiyelerinden, nasihatlerinden beslenmemiz gerekir. Bu ikisini beraber yaparsak
sağlıklı bir ruh haline ulaşabiliriz diyor Ebu Zeyd Ahmet el-Belhi. Günümüzde tabii psikologların, din adamlarının yaptığı telkinler de insanlara etkili olabiliyor. İnsanların tabii biblioterapi, kitaplarla kendilerini iyileştirme çalışmaları Batı'da daha yaygın olmakla beraber ülkemizde de yavaş yavaş farkına varılan bir mesele. Tabii bazı filmler de bu konuda etkili olabilir. Bazı şiirler de bu konuda etkili olabilir. Bir sanat sergisi gezmek de etkili olabilir. Bir seyahat de etkili olabilir. Bunlar telkin çeşitleri. İnsanın kendi kendine yaptığı, dışarıdan ve içeriden aldığı telkinlerdir. Dolayısıyla bizim sıkıntılar karşısında kendimizi bir atölye gibi ele almamız, telkinsiz bırakmamamız. Çünkü boşluk kabul etmez tabiat. Boş bıraktığımız yeri nefsani, şeytani telkinler mutlaka dolduracaktır. Eğer hak sesi dinlemezsek yerini batılın sesi işgal edecektir. Hani demişler ya, hakla meşgul olmazsan batıl seni işgal eder. O manada bir insanın bu telkin trafiğine kendisini akıtması icap eder. Evet, eski zamanların yine klasik bir ruh tıbbı kitabı Ebu Bekir Razi'nin Et-Tıbbı Ruhani kitabında da bunların öneminden bahsediyor. Bu da klasik bir eser. Üzerinde durulabilecek şeyler söylüyor. Ebu Bekir Razi burada şunu ifade ediyor. Üzüntü, aklı ve düşünceyi bulandırdığında, bedene ve ruha elem verdiğinde onu gidermemiz ya da mümkün olduğu oranda azaltmamız, hiç olmazsa zayıflatmamız gerekir. Musibetler meydana geldiğinde üzüntünün az olması için nefsi önceden hazırlamak, aşamalı olarak eğitmek ve kuvvetlendirmek lazımdır. Musibetler başa geldiğinde ise bilmek gerekir ki nihayetinde bu alemdeki her şey oluş ve bozuluşa tabidir. Her şey değişken ve sonludur. Herhangi bir şeyi kaybetmekten dolayı üzülmemeli. Aksine onların senden ayrılmalarının zaten kaçınılmaz olduğunu düşünerek onlarla beraber olduğun süreyi bir şükür sebebi saymalısın. Onlardan bir müddet faydalanmış olmayı da kazanç saymalısın. Sevdiği şeyin devamlı olarak var olmasını isteyen kişi mümkün olmayanı istemiş olur. Mümkün olmayanı isteyen de kendisine üzüntü edinmiş ve akıldan ayrılarak hevaya tabi olmuş demektir. Burada Ebu Bekir Razi aslında bu telkinlerden bir örnek sundu. Bir şeyi kaybediyoruz. Hemen kendimize bir telkin yapmak gerekir. Her şey fanidir, her şey sonludur. Eninde sonunda kaybedecektik. Peki onunla beraber geçirdiğimiz bir süre vardı. Bir şey kaybedince onu büsbütün üzüntüye çevirmeye gerek yok. Onunla bir süre geçirmiş olmayı da kendimize şükür sebebi saymamız gerekiyor. Ondan hiç kopmayalım diye bir düşünce sağlıklı bir düşünce değil. Çünkü her şey bozuluş ve oluşa tabidir. İnsanın olmayacak olanı istemesi, imkansızı istemesi, çözümü olmayan bir şeyi istemesi kendisine beyhude yere üzüntü getirmiş olur. Dolayısıyla Ebu Bekir Razi'nin telkin metodunda gerçeklerle yüzleşmek var. Sıkıntılar hayatın bir gerçeğidir. Bu hayat mutlu olmak üzere geldiğimiz bir hayat değildir. Mutlu da oluruz fakat hayatın genel amacı bu değildir. Dünya bir meşakkat yeridir, bir ödev yeridir, bir sorumluluk yeridir. Bir tarla ekilme alanıdır. Tarlada yorgunluk vardır, çaba vardır. Dinlenme yeri, tatile çıkma yeri, feraha erme yeri değildir. Onlar bir sonraki aşamadadır. Dolayısıyla dünyaya yüklediğimiz manaya bağlı olarak bu sıkıntıları hayatın bir gerçeği olarak görmek ve gerçek olmayan şeylerin peşine düşmemek, imkansızların peşine düşmemek, çaresi olmayan şeylerde üzüntüye düşmemek, ne de olsa çaresi yok, gerçeğini kendisine kabul ettirmek gerekir. Eğer böyle yapmazsa bir insan akıldan ayrılarak hevaya tabi olmuş demektir. Tabii akıl kelimesi burada merkezi bir konu olarak girdi. Akıl bazen acılarımızı arttıran, geçmişi unutmamızı engelleyen, gelecekte henüz meydana gelmemiş sıkıntıları varmış gibi bize dayatan, sıkıntı verebilen de bir yapımız. Fakat doğru kullanıldığında
realiteleri görmemize sebebiyet veren, sıkıntıların güzel yönlerini keşfetmemize yarayan, aslında bize teselli veren de bir yapımız. Aklımızı hangi yönde eğittiğimize bağlı olarak, iç ve dış telkinleri sağlıklı almamıza bağlı olarak akıl bir ferahlatma aracı olarak elimizde büyük bir imkandır. Eğer bunu değerlendirmezsek bize azap veren bir alete dönüşme ihtimali oldukça yüksektir. Bu klasik eserlerden anladığımız kadarıyla kişi kendini telkinsiz bırakmamalıdır.